Merhaba Turuncu Levye takipçileri, bu videomuzda Steam Next Fest'te tanıtılan oyunlara ve yapılan indirimlere daha yakından göz atacağız. <laughs> 16 Haziran'la 22 Haziran tarihleri arasında düzenlenmekte olan Next Fest'te pek çok indie oyunla karşılaştık. Bu oyunlara ait demolar tanıtıldı, canlı yayınlar yapıldı ve hala da yapılmakta. Buna ek olarak pek çok oyunun da demosunu şu anda indirebiliyorsunuz. Biz bu oyunlardan dikkat çeken bazılarını sizler için seçtik ve bunların birkaç tanesine bakarak yorumlayacağız. Öncelikli olarak bence Song of Fire'ınla ilerleyebiliriz. Bülent abi sen bu oyunlarla, indie oyunlarla biraz daha ilgilisin. ne diyorsun Song of Iron hakkında? Öncelikle Genel olarak baktığımızda Nexfax'dan bile biraz bahsedersek aslında gayet biz kullanıcılar için güzel olmuş. Çünkü son 24 Haziran'a kadar en son oyunların, çıkacak olan oyunların demosunu oynama fırsatı bize vermiş. Gerçekten çok güzel oyunları burada arkadaşlar için seçtik. Song of Iron bir platform oyunu. Aslında bir Viking tarzı bir oyun. Hikayesi de bu şekilde ilerliyor. Size karşı savaşan bir krallık var. Ve en sonunda bu kişiye karşı savaşıyoruz. Bu kişi de aslında kişi dedim ve bakmayın. O oyun dünyasında, apoliptik e, oyun dünyasındaki bir yaratık. Sango Fire'ın, Valhalla'nın böyle indiyesini düşünün. Bence oynanabilirliği var. Platform oyunu sevenlerin özellikle ilgisini çekecektir diye düşünüyorum. Bakılabilir, izlenebilir. Çok Hakik tatlı deyiz. duruyor grafikleri. Hmm. Şu an izliyorum ben de fragmanını. Ya aslında burada sana çoğu indi oyunun grafikleri çok tatlı duruyor. Ben indi oyunları normalde çok sıcak bakan ben bir insan <laughs> değilim. <laughs> Daha önceki videolarımdan da bunu anlıyorsunuzdur. Ama burada sizler için seçtiklerimizin pek çoğu, aralarında bir tane Türk oyunu var. Var. bunu Türk oyunu olduğu için seçtik çünkü beğenmedik. Ya ben beğenmedim. <laughs> ben de beğenmedim. <laughs> açık açık evet. söylemek <laughs> istiyorum. Hiçbirimiz beğenmedik ama Türk oyun diyerek buram buram yine Türk bir göstermek okuyor. istedik. Evet. evet yani bakınca hani size 5 tane oyun gösterelim böyle diyelim ki bunlar hangisi sürt direkt seçeriz. Gözünüz <laughs> kapalı seçersiniz. Song of Iron Türk yapımı değil. Türkçe dil desteği de yok ne yazık ki. Ee, ama sonuç olarak güzel bir oyuna benziyor. Eğer bu tip Viking oyunu, Viking temalı oyunlardan hoşlanıyorsanız kesinlikle göz atmanız gereken oyunlardan biri. Şöyle kısaca sistem gereksinimlerinden bahsetmek istiyorum minimum olanlardan. Intel Core i5 istemiş işlemci tarafında veya eşdeğer bir AMD işlemci. Burada herhangi bir nesil vesaire vermemiş. Intel Core i5 demiş geçmiş. Ekran kartı tarafında GTX 770 ya da yine eşdeğer bir AMD işlemci. 8 GB RAM ve 12 GB'da de kullanılabilir depolama alanı istemiş. Oyunun yani şu sıralar çıkmakta olduğuna yönelik bir ibare var. Onun dışında net bir tarih verilmemiş. Konsola gelecek Bunun mi vardı bu arada bu? Olmuyor. Yok hayır. Konsola gelen Gelmedi. bu değil. Evet, yok bu evet. o değildi. Konsola gelen bu değil. Ama bu da gelmeyecek. Aslında... Hı -hı. Konsola gelmeyecek. Aradığında çünkü seçtiğimizden bir tanesinde şey vardı. Ee, evet, Konsola evet. gelecekti. Orada bir karışıklık oldu. Onu da evet. söylemiş olalım. Şimdi Türk oyununa geçelim bence. Az önce de bahsettik evet. kendisinden. Yani... <laughs> Aslında bir şey söyleyeyim. <laughs> Yanisi bile yok da. Yani <laughs> sonuçta yine... Ya çok çok yani... kötü değil. Burada insanların kalbini kırmaya evet. gerek yok. Bir emek var. Ama Fena da gözükmüyor. De... Ama benim hoşuma gitmiyor evet. bu tip evet. oyunlar. Bence el alınması. Ya lazım. ben şimdi ben kendim sevmediğim için bir oyuna bu kötü bir oyun demek istemem. Ya eğer Ama ben ilk yani. oyunuysa okey. Deneme amaçlı yapmış bir proje ise benim için okey. Tatlı duruyor yine grafikleri falan. Klasik bir platform evet. bulmaca üzerine yani. Kurulu. Ama yani. Peki bu arada size daha komik bir şey söyleyeyim mi? Bu Türk oyununun Türkçe açıklaması yok. Ha, ona, kaldır kaldır. De... Direkt kaldır. O da ben de dikkat etmedim. Hatta bak aa şey Steam'e giriyorsun sağda şey var İngilizce arayüz desteği var seslendirme desteği var altyazı desteği var Türkçe hiçbir şey yok. Türkçe arayüzü desteklenmiyor Türkçe değil. Ya bunu geçirelim o zaman. Evet, tamam. Bunu geçirelim ya yani evet tamam. Türk oyun diye seçtik Türkçe evet. dil desteği yok sen ne yapıyorsun? Cescim Az olur. sonra bir tane oyun göstereceğiz burada Türkçe dil desteği var arkadaşlar Bizi yani çok bulma. ayıp. Kaybol. Ya. Evet MB Karabulut bize dava açıyormuş <laughs> bir de yatırım tavsiyesi değildir <laughs> burada herhangi bir şey söylemiyorum isteğine olur <laughs> arkadaşlar. Bu aralarında bir beni çok beğendiğimi geçelim. Bülent abi istersen sen bahset. Bize Lake'ten bahsediyorum şu an. Bu Türkçe dilde olan hani Türklerin yapmadığı Türkçe, Türkçe olan, dilde isteyen bir evet, aslında e, Lake ben ilk girip baktığımda demosuna kısa bir göz attım. E, Life is Strange'e biraz e, benzetilmiş. E, indie oyun olmasına rağmen bu tür oyunlara fırsat verilmeli diye düşünüyorum. Hikayesini kısaca bir göz atarsak 1986 yılında olduğunu düşün. O grafikler, o yaşam tarzı gerçekten oraya çok güzel yedirilmiş. Kahramanımız şehrin bu teknolojik altyapısından artık bıkmış ve şehrine dönüp kendi yaşam tarzını sürmek istiyor. Daha da işte ne bileyim güzel kır evinde ve ailesiyle ve komşularıyla oradaki halkıyla beraber yaşamak ve kaynaşmak istiyor. Bunlardan bakıp uzaklaşmış uzaklaşmak istiyor. Biz burada devreye giriyoruz. Yapacağımız bütün hareketler, vereceğimiz bütün kararlar bizim sosyal yaşamdaki e, sıramızı ya yukarı çıkartacak ya da bir tık aşağıya gidecek. Hikaye tabanlı bir oyun. Tamamen hikaye dayalı, hikaye örgülü. O yüzden Lake şu anda gözümüze... en azından benim gözüme güzel gözüküyor. India oyun olmasına rağmen. Bakacağız. Benim Lake ile ilgili fikirlerim şu anda bunlar. Yusuf sen ne diyorsun Lake hakkında? Ya ben zaten Life is Strange serisini çok seviyorum. Bakarken de harbiden Bülent abinin söylediği gibi Life is Strange vibe'ı veriyor bana. Soracağım soru şu konsollara geliyor mu? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Hayır gelmiyor. Bu, Bakın bunda bu yani, arada hani hem arayüzde yani. hem de altyazılarda Türkçe dil de var. Yani. Ee, şey demişler, Lake oynayarak cep telefonu ve internet olmadığı güzel, kırsal bir çevreye kaç, <laughs> babanın güvenilir kamyonetinde gölün etrafında dolaş ya da bırak otopilot çalışsın. 1986 yılındayız otopilot evet. var. Her birinin kendine has kişiliği ve garipliği olan pek çok çekici karakterle konuş. İkisi sonrası etkinlikler seç arkadaşlarına. Yani gayet güzel bir oyuna benziyor. Yani böyle tam şey karakteri sosyalleştireceğin takılacağın simülasyona. SimCity'ye de biraz benziyor Benzemiyor mu SimCity? tarzı hani. Evet bir sim savası bir var. Evet. O da ben bunun demosuna bakacağım. Yani bu videodan sonra az sonra bir indireceğim merak ettiğim için. Ee, Muhtemelen beğendiğim bir oyun olacak. Bir elbise satın alırım diye düşünüyorum. Beğenirsem. Bu oyuna da bir son verip o zaman Battle Royale Tour'un yeni bir üyesi olmaya yazılan Naraka Blade Points şimdiki o zaman konuğumuz olsun. Bu oyunun fiyatlarıyla ilgili ufak şikayetlerim var ama onun öncesinde hem Türkçe dil desteğinin olduğunu söyleyeyim hem de e, topu Bülent abiye bırakayım. Ee, Naraka'ya ben göz gezdirimde özellikle e, Battle Royale'da gerçekten nefes aldıracak oyun tarzlarından bir tanesi ol olacağını düşünüyorum. Çünkü herkes bir eline silah insanların peşine koşmaktan bıkanlar varsa özellikle bu hani hileci grup dediğimiz var ya bunlardan bıkan varsa Naraka'ya bir şans evet. verebilir diye düşünüyorum. Benim ekstra yaklaşımım ise şu. Japon tarzı görsel efektleri, o oyuna yansımış grafiklerle beraber doğasını çok sevdiğim için buna bir tık daha böyle yakınlaşıyorum Naraka'ya. Bunu gerçekten bekliyorum. Demosu da çok güzel. E, Battle Royale'ı fazla sevmem ama e, sevenler kesinlikle demosunu izleyip karar vermeli. Az sonra bahsedeceğim fiyat konusunda da sana katılıyorum diyeceğim ve <laughs> sözü bırakacağım burada. Biraz da hızlı bir, hızlı bir hızlı oynanışı var. Hızlı bir oynanışı var o da ilgimi çekti. Evet. Hani genellikle Battle Royale oyunları biraz daha böyle taktiksel ilerler ya Hı -hı. bu bilin akıyor yani. Kütüphanede da dalıyorsun adamları Biraz yakın dövüş üzerine kurulu gördüğüm kadarıyla. Evet. bir milyondan fazla da istek listesine kaydedilmiş oyun. O, o yüzden başarılı olur umarım çıktığı gibi de. Bana öyle evet, geliyor. Evet bir imaj çizebilirim ben fiyat konusunda dediğim evet. bir şey söyleyeyim bu arada. Ön sipariş fiyatı 129.99. Bu belki yani muhtemelen belki değil. Büyük <laughs> ihtimalle hatta. Ön siparişten sonra daha yüksek bir fiyat kitiyle evet, satışa sunulur. Onun ötesinde Deluxe Edition'ın 230 lira Ultimate Edition'ında 330 lira fiyatı var. Yani açıkçası şu an ben Battle Royale Türk tipindeki oyunlara baktığımda bu oyunu 130 lira verilir mi? Yani işte dediğiniz gibi çok farklı bir hava sunması lazım ki hem sıyrılsın hem de fiyatını hak etsin. Ama şu anda görünüşte de sıyrılabilecek bir yapıya sahip gibi şu gözüküyor. Ne kadar ihtimalle. başarılı olabilir tartışılır. Bence de düşer. Yani, de de de. De de yani illaki yani. Çünkü yani buralarda tutunması çok kolay <laughs> olmaz. PUBG bile Kısa sürede nereye yani. düşmüştü. Ama onun işte dediğiniz gibi bir gelecek vadeden bir oyun. Ya ben şey gibi hissettim şu anda. Biz Sanki efendim canlı yayındayız. Önermiyoruz da full gömmeye gelmişiz gibi. <gülüyor> i̇şte geliyor <laughs> mu? Gelmiyor. Başım mu? Başım gelmiyor, geç. <laughs> gelmiyor. Geç. Ben bu oyunu o... beğenmiyorum. Ben bu oyunu da beğenmiyorum. <laughs> Onu da beğenmiyorum. <laughs> bu video asla oynamamanız gereken oyunlar <gülüyor> <gülüyor> olarak <laughs> <laughs> <Şu gülüyor> paylaşılmamalı. Ben böyle indie sevmeyen yani sizler böyle çıkartmaya çalıştım. Sizler de gömmeye çalışıyorsunuz. Ben bir şeylerle araya girmeye çalışıyorum. Hem yani Bülent abi şey <laughs> yaptı. Güzel oyunları seçti biz de onları kötüleyen taypayız. Artık bir, artı bir HX yani. olması lazım. Dengeliyoruz birbirimizi. Bir, ka bir karşıt görüşler Aynen. videosu Aynen. Bu aslında. Sen korku oyunu var. Adı Tormented Souls" hani nasıl okunuyor bilmiyorum. Garip bir havası var. Aslında fena değil gibi gözüküyor. Ben korku oyunlarını genel olarak sevmiyorum. Bunda biraz bir gerilim havası olduğu için beni sarmaz. <gülüyor> ee... <gülüyor> Ünsal ne diyorsun sen bu hakkında? Bir şey söyleyebilir miyim? Hemen abi. araya gireceğim. Tabii Ünsal abi. Pas Ünsal bu oyun konsola geliyor. Abi ona göre konuş lütfen. <laughs> <laughs> Beğenebilirim. Hani gerekiyor bakabilirim. Deneyimlemek lazım. Evet. Ama hani, ya ben. Hani şöyle tarz... şöyle indie olacaksa ve bu festivalde bir korku oyunu da seçelim diye düşünüldüğünde bu oyun biraz daha ön plana çıkıyor. Özellikle Switch tarafında, PlayStation tarafında ve Xbox One tarafında çıkacak bir oyun bütün hepsinden e, okey almış. E, o yüzden yerlerden bir adım daha öne geçiyor. E, bunu duyurmak açısından da bunu burada seçtim. Hani korku ve gerilim severler varsa hani hiç yok mu bunlar arasında derlerse Abi bak şey ederim. levyeyle vuruyor. Canavarı levyeyle vuruyor. <gülüyor> <gülüyor> e, dediğin gibi Nintendo Switch için güzel bir oyun. Yani evet Switch yani... güzel bir oyun. PC'de de oynanabilir bir oyun. Hani Zaten öyle çok yüksek gereksinleri de yoktur diye tahmin ediyorum. Yani minimumda GTX 550T Hı -hı. istiyor. Önerilenlerde 960 istiyor. Herhangi bir standart bilgisayarla evet, rahat, rahat rahat oynayabileceğiniz evet, korku oynarına bir tanesi. Yani, dediğimiz gibi. Yani. Hı -hı. yani, yani. yani. Yani önden bir bakarsınız zaten alttaki linklerden de ekstra'dan göz atarsınız oyunlara. Arkadaşlar ben FES'te şunu gördüm. Birçok oyunda artık Türkçe desteği var, dil desteği var ve bu gerçekten oyun dünyası için biz Türk oyuncular için gerçekten çok güzel. Mesela bu e, az önce Battle Royale diye verdiğimiz oyunda bile Türkçe Türkçe desteği evet. koymuşlar. Yani Japon oyun olmasına rağmen. Ve bunun gibi birçok oyun var. Demek ki Türk oyuncuların artık bütün dünya bunun farkında. Gerek yapımcılar olsun, gerek bunu ıı, üreten firman yani olsun. Şey. Hani bu benim hoşuma gitti açıkçası. Özellikle bu Next Fest'te hani bunu gördüğümde bu benim hoşuma gitti. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama. E tabii ki yani bir oyun Türkçe oynayabilmek çok daha ayrı bir şey. Oturup yani. hani bu kelime neydi, bu kelime neydi diye orada burada dolaşacağını. Bizim de farkımızdalar. Güzel bir yani. şey. Ülkemizdeki Evet oyun artık e, hani, camiası da gelişiyor. Gelişiyor da satın almamız gerekiyor bu tarz oyunları destek sağlamak için. Çünkü ha, evet, adam bir on, evet getirir. Evet, evet. Bir sonraki çıkaracağına satmadı diye getirmez. Çok alkış. Biliyorsunuz işte Witcher, Cyberpunk neden Türkçe geldi? Çünkü Witcher çok sattı. Adamlar ona güvenerek Cyberpunk'ı Türkçe dil desteğini Doğru. getirdiler. Cyberpunk satmazsa adam 3. oyununu hani 3. geliştirici oyuna çıkarır mı Türkçe dil desteği? Çıkar mı? Çıkarmaz. Niye çıkarsın? Doğru. Bir de indilerin işi daha zor şimdi. Ki onların reklam tarafına ayırabilecekleri bütçe çok kısıtlı. Anca işte Steam'in düzenlediği bu tarz etkinliklerde reklamlarını yapabiliyorlar. Biz şu an keşfediyoruz mesela. Böyle bir oy oyunun olduğunu bile bilmiyoruz. Şu an görüyoruz. Aa Türkçe varmış Hı -hı. diye. Kimdir bizim gibi kaç kişi araştırıp da görüyor? Ne kaç Hı -hı. kişi satın alacak o var. Steam de işte bu konuda önayak ol oluyor diye düşünüyorum. Yani son 3-4 yıldır. Bu Türkçe dil desteğinde özellikle Indie oyunlarda sitim tarafı hani e, yönetim tarafı yani bu şekilde bize yardımcı oluyor diye düşünüyorum. Basın da çok önemli bu konuda. Bazen ara sıra bize arkadaşlar ulaşıyor. Hı -hı. Yani, ulaşsınlar eğer içeriklerine güveniyorlarsa ulaşsınlar biz burada konuşuruz. Çok iyi olur Sıkıntı. konuşuruz. Bilenin. Evet. evet, çok buradan zor. da Dear Game hani, Developer. Bu tarz etkinliklerde öne çıkmak çok zor. Kimdir kaç tane oyun var ki? Eminim binlerce oyun vardır orada şu an. Kesinlikle. Gerçekten çok oyun var. her evet, Türkçe dil desteği görmek güzel bir şey ve eğer bir yapımcı Türkçe dil desteğinin üzerinde duruyorsa da onları desteklemek evet. de yine yani, ya beğenmediğiniz oyun sırf tabii. Türkçe dil desteği var diye alın Beğenmeyebiliriz da. ama en azından burada dile getirelim. Görsün millet. Hani, evet. hoşuna giderse alır o kişi. Belki biz beğenmedik. O okey. Biz sadece aktarıyoruz. Hı hı. Doğru. Biz zaten fark ettiğiniz üzere video boyunca hiçbir şey beğenmedik. O yüzden <laughs> oyundan da kısaca bir bahsedelim. Um, ne oyunu bu? <laughs> Şöyle kısaca bir Next pestten bahsedeyim. 16 İranlı 20 Haziran tarihleri arasında demiştik Türkiye saatiyle saat 8'de sona erecek 22 Haziranda. Bu süreçte de işte buradaki binlerce oyunun demosunu oynayabiliyorsunuz ve videolarını izleyip haklının e, haklarını bir fikir edinebiliyorsunuz. İstek listenize ekleyebilirsiniz buradaki oyunları veya e, ön sipariş vererek daha uygun fiyatlarla sahip olabilirsiniz. Bunun dışında e, hemen biz size Next Fest'in şeyini de veririz. Genel ana sayfasının linkini de veririz açıklamalar kısmında. Oradan da merak ettiğiniz oyunlara erişebilirsiniz diyorum evet. ve ben burada videoyu sonlandıracağım. Eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Yok. Yok. Benim de yok. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize görüşmek iyi üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşürüz.